Endometriyum kanseri, bilinen ismiyle rahim kanseri, kadın kanserleri içerisinde çok sık gördüğümüz bir kanser türü. Hatta kadın genital sistem kanserleri içerisinde en sık gördüğümüz kanser. Her yaş grubunda görülebiliyor ama en sık gördüğümüz yaş grubu menopoz sonrası hastalarımız. Menopoz öncesi hastalarda da görülebiliyor ama ciddi risk faktörleri olan hasta grubu bu hastalık için büyük risk taşımakta. Menopoz sonrasında bir kadında oluşan kanamada mutlaka endometriyum kanserinin dışlanması gerekiyor. Endometriyum kanserinin varlığı ya da yokluğuna göre de tedavi planının çıkarılması gerekiyor. Menopoz öncesi hastalarda da sürekli tekrarlayan kanamalar, ara kanamalar, adet dönemlerinde fazla miktarda pıhtılı kanamalar bizler için uyarıcı olabiliyor. Ne yapmak gerekiyor? Menopoz sonrası hasta kanama ile gelirse mutlaka endometriyum örneklemesi yapılması gerekiyor. Yani küretaj işleminin yapılması gerekiyor. Menopoz öncesi hastalarda ne yapmak gerekiyor? Bu hastalarda hekim muayenesiyle risk faktörlerinin belirlenmesi, ultrasonografi ile endometriyum kalınlığının değerlendirilmesi ve eğer endometriyum kanserinden şüpheleniyorsa bu hastalarda da endometriyum örneklemesinin yapılarak endometriyum kanserinin tanısının konması gerekiyor. Bize bir hasta evinde endometriyum kanseri raporuyla geldiğinde ne yapıyoruz? Bu hastada biz yine muayenemizi yapıyoruz, ultrasonografi ile değerlendirmemizi yapıyoruz. Ardından hastalığın tedavisi olan cerrahiye geçiyoruz. Yani hastayı ameliyat ediyoruz. Bu hastalarda temel ameliyatımız rahim ve yumurtalıkların alınmasıdır. Rahim ve yumurtalıkları ameliyat esnasında alıyoruz. Gerekirse frozen inceleme dediğimiz ameliyat esnasında hastamız uyurken biz bu aldığımız rahmi incelemeye gönderiyoruz. Patolog arkadaşlar bize hastalık hakkında bir takım bilgiler veriyor ve biz bu bilgileri değerlendirerek hastaya ek olarak lenf nodlarının çıkarılması gerekiyor mu? Karın zarı dediğimiz bölgede tümör var mı yok mu? Momentum dediğimiz lenf dokudan zengin dokunun çıkarılması gerekiyor mu? Bunun kararını veriyoruz. Bunun kararını verdiğimizde bu cerrahimizi tamamlamış oluyoruz. Tamamladıktan sonra hastanın iyileşme süresi geçtikten sonra patoloji raporu elimize geliyor. Gelen patoloji raporuna göre de biz hastamıza ek tedavi gerekiyor mu, gerekmiyor mu bunun kararını vermeye çalışıyoruz. Büyük çoğunluğunda hastaların ek tedaviye gerek kalmıyor. Yani yaptığımız cerrahiyle aslında tümörü ortadan kaldırıyoruz. Bu hastalığın iyi olan tarafı. Ama bir kısım hastada maalesef ek tedavi vermemiz gerekebiliyor ki bu tedaviler kemoterapi ve radyoterapi. Sonuç olarak şunu söylemek isterim ki eğer bir hasta menopoza girdi ve menopoz sonrası kanaması varsa kanamasının artmasını beklememesi gerekiyor. Kanaması olduğu anda mutlaka kadın doğum hekimine başvurması gerekiyor ve endometriyumdan örneklerine yani küretaj işleminin yapılarak örnek alınması ve tanının konulması gerekiyor ya da dışlanması gerekiyor. Menopoz öncesi hastalarda ne yapmak gerekiyor? Menopoz öncesi hastalarda da risk faktörlerinin belirlenmesi gerekiyor ki bu risk faktörleri aşırı kilo alımı, şeker hastalığı, tansiyon, karşılanmamış östrojen dediğimiz östrojen hormonunun fazlalığını sağlayan durumlarda da hastanın değerlendirilmesi ve yine küretaj işlemiyle tanının konması ve tanı konduktan sonra tedavi planının yapılması gerekiyor. Unutmamamız gereken şey erken tanı her zaman hayat kurtarır. Sağlıklı günler dilerim.